Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber A101'den aldığım raflı çalışma masasını beraber kuruyor olacağız. Bakalım süreç nasıl ilerliyor. Bu süreci sizlerle beraber çekiyor olacağım. Görüşmek üzere, izlemede kalın. Lütfen de like basın. Kutusundan çıkarttık. Yalnız kutusunda herhangi bir kurulum kitapçığı yok. Adresine de girdim. E-mail adresine. Göremedim. Bir barkod falan okutayım. Gireyim. Yapayım. Orada bir nasıl yapıldığıyla alakalı bir açıklama varsa diye. Lakin bulamadım. Kendim şimdi görselini açtım. Oraya bakarak birebir nasıl olduğunu görüp ona göre yapıyor olacağım. Bakalım aynısını yapabilecek miyim? İçinde işte vidaları var. Vidalarını takmak için de bir tane alyan koymuşlar. Alyanla beraber takıyor olacağım. Bakalım yapabilecek miyiz, başarabilecek miyiz? Eğer başaramazsam zaten matkapım var elektrikli. Onunla yapmayı düşünüyorum. Neyse ki buldum. Bakalım buradan bakayım. Başıma halledemedim. Bir arkadaşım çağırdım, o tutacak. Ben de yerleştireceğim. Öyle bir küçük bir aksaklık oldu. Çünkü tam yerine monte edemiyor gibi oldum. Tutamadım yani düzgünce. O yüzden birinden yardım istedim. Şimdi o tutacak. Ben de yerleştireceğim. Bakalım. Masayı dikleştirdik, koyduk. Lakin bu normalde bu taraf şu tarafa bakması gerekiyor. Yani bunu kitaplığın olduğu yer sol tarafta olması gerekiyor. Benim o tarafı biraz kötü gösterici için orayı tersten bağlayacağım. Şimdi oraları deleceğim hatta buraya takmak için. Ona göre bir sistem kurmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi neredeyse bitirdim aslında ama evimin şekline göre bir değişiklik yapmam gerekiyor. Şimdi en baştan başlıyor gibi olacağım ama sakın merak etmeyin. Olduğu gibi yine tekrar monte edeceğim. İstediğim gibi yapmaya çalışacağım. Eğer olmazsa yine eski halini bu haline çevirip bu şekilde kullanıyor olacağım ama evin içerisinde gözükmesi istediğim gibi olmuyor.
Şimdi ayaklandırdım çalışma masasını. Biraz sonra bu biraz böyle sallanıyor gördüğünüz gibi. Şeyini buradaki dengeyi sağlamak için ara şeyi taktıktan sonra o aradaki sallanma da gidecek. Biraz daha sabitleşecek. Şimdi onu takalım. Bunu dik hale doğru getirdik işte. Son şeylerini takalım. Ondan sonra işte şöyle bir genel bir değerlendirme yapacağım. Bu çalışma masasıyla alakalı. Şöyle söyleyeyim. Yani aldığımda ürünün sağında solunda şeyler var. Deformeler var. Şimdi biraz sonra size onları tek tek göstereceğim. Çünkü sağlarında sollarında sağ sola vurmaktan çarpmaktan izler var. Sanki kullanılmış gibi bir sana şey veriyor, intiba bırakıyor. Hadi şunları yine sıkalım ve bitirelim. A101'deki alış işlemlerini size kısaca açıklarsam eğer. A101 mağazasından Haziran ayın 25'inde aldım. Lakin elime geçen ürün yaklaşık bir 25 gün sonra elime geçti. Sebebi de A101'de almış olduğunuz mobilyalar 33 iş günü sonra evinize teslim oluyor. Yani eğer İstanbul'da değilseniz size 33 iş günü içerisinde geliyor. Yani aldıktan sonra 2-3 gün sonra sizin evinize teslim olmuyor. Onu size belirtmek istedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir dekorasyon oldu. Lakin şimdi size göstereyim. Bakın şunu görüyorsunuz değil mi? Daha sıfır geldi. Bak daha yeni kurdum. Kırılmış. Gelin buraya. Şurada bakın deformasyonu görüyorsunuz. Bakın burada. Ya bu sıfır aldık. Böyle bir şey olması insanın canını sıkıyor. Yani para veriyorsunuz. A101 gibi değerli bir şirketten. Sonra da kullanılmış gibi sağ solu her yere ezilmiş büzülmüş bir şekilde size gönderiyorlar. Sonra da şu küçük şeyleri o vidaladığımız yerlere takalım şimdi.